Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Eksik olmayın. Elleriniz dert görmesin. Perşembe günü için toplandık. Perşembe günü şampiyonluğu belirlemek için toplandık. Bugün değişik. Vallahi öyle. Altın oranı terse çevirdik. Bu sefer 3 bey 1 hanım yarışmacımız var. Hoş geldiniz efendim. Hoş. Keyifler nasıl? İyi gözüküyor. Yüzler gülüyor. Ben o zaman şu açılış konuşmasını yapayım. Sonra hemen sizleri tanıtmayla devam edelim bölümümüze. Efendim, ekranların en naif ve zarif yarışma programı Kelime Oyunu'na hoş geldiniz. Biraz önce de söylediğimiz gibi Perşembe gününün gün şampiyonunu belirleyeceğiz. Onun dışında neler olacak neler? İlk sırada mesela Ceren Hanım yarışacak ve oldukça heyecanlı, neden olduğunu bilmiyoruz. İlk yarıştığım için. Sıranın heyecanı. Evet. Onun dışında hiçbir kötü düşünce yok aklınızda. Var ama yokmuş gibi davranabiliriz. Yokmuş gibi davranalım efendim. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü son sınıf evet. öğrencisidir kendileri. Bunun dışında neler yapmaktadır? Bunun dışında çalışıyorum, müzikle ilgileniyorum. Nerede çalışıyorsunuz? Ya organizasyonlarda çalışıyorum. Ne kadar zamandır? 4 senedir yaklaşık. 4 senedir. Okulla birlikte yürüttünüz iş hayatında. Evet, yani. Okul yani, uzadı o yüzden ama. Anlamadım. Okul uzadı o yüzden ama. Olabilir. Yani normaldir. Yaşanan şeyler bunlar. Peki yani bir kariyerdir bu aslına bakarsanız. Bir işe 4 sene harcamak ciddi bir kariyerdir. Öyle. Düşünceniz ne? Okulda bitmek üzere. Dinlenmek. Dinlenmek. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum. İnşallah efendim. Tam yerine geldiniz. Aklınızı başka taraflara çevireceğiz. Şöyle bir yüksek yüksek puanlar kazanırsanız da daha rahat dinlenirsiniz. Kaç puan alırsanız iyi dinlenirsiniz mesela? 8000 civarı ama 8000 ben yine olursa, de büyük konuşmayayım. Güzel dinlenilir. 8000'i bekleyen bir başka yarışmacım daha var. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hemen Selim Bey'e dönmek Merhaba. İstiyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim efendim. Bakın Selim Bey sizin gibi değil Ceren Hanım. Selim Bey okulu bitirmiş, 5 ay olmuş. Şimdiden sıkıntılar başlamış. Öyle dinlenmek falan istemiyor. İstiyor ki hemen başlayayım çalışayım. Evet. Doğru mu efendim? Evet doğrudur. Uzmanlık o yok aslında ama hemen bir yerden başlamak istiyorum. Yani hem öğrenme aşaması çabuk geçsin. Hem de iş tecrübesi artsın diye. Ama 5 ay çok uzun bir süre değil mi? Ya benim aslında yine kadarıyla. Uzun değil tabii de stres oluyor insan biraz. Tahmin ederim efendim. Dediğim gibi inşallah bugün aklınızı başka evet, taraflara geldireceğiz biraz. Başka neler yapıyorsunuz? Yazılımla ilgileniyorum. Yazılım geliştirme işine yöneldim. Hani onunla ilgili uzmanlık seviyemi arttıracak şeyler yapıyorum. Hani yine işle alakalı aslında biraz. Seminerler, konferanslar onları da takip ediyorum. Kolay Bu gelsin. Şekilde. Ama şimdi sizin meslek... Yazılım evet. doğrultusunda. Sizin meslek öyle hani işsizin mesleği değil. Yani evet, o freelance'in mesleği. Kesinlikle evet. Yani işsizlik yok o seviyede freelance olarak çalışıyor herkes. Ki bizim ünümüzde duymuşsunuzdur herhalde. Evet. Hani böyle kariyer atılımı noktasında, iş değişikliği noktasında büyük uğur sağladığımızı söylüyorlar. İnşallah şans getirir evet. Umarım efendim faydasını görürsünüz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. 8000'ler ve daha üstünü bekliyorum. Umarım. Muhabbeti biraz daha derinleştirmek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman müsaadenizle Ali Murat Bey'e geçmek istiyorum. Nasılsınız efendim? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İşte mikrofonik bir ses. Vallahi öyle. Tiyatro sanatçısıdır kendileri efendim. Eğitimi başka bir dalda ama. Doğru mu? Ben İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Ayrıca 2 yıl tiyatro eğitimi aldım. Gösteri Anladım. Sanatları Merkezi diye bir tiyatro okulu. Fakat şu anda mesleğiniz oyunculuk. Oyunculuk. 18 senedir tiyatro yapıyorum. Maşallah efendim. Kolay gelsin. Bunun dışında televizyonda pek çalışmıyorsunuz ama reklam filmleri falan. Reklam filmleri var. Aha. Dizilerde de oynuyorum da çok fazla yok. Çok sık değil zannediyorum. Çok fazla yok. Kolay Oyun gelsin. Yazıyorum falan. Öyle mi? Ha, çocuk oyunları var yazdığım. Bir tanesi şu an oynanıyor. Sahnelediniz. Reji? Reji başkasını ben yazdım. Anladım efendim. Evet. Peki nasıl karar verdiniz yarışmaya katılmaya? Ya izliyorum. İzlerken şey diyordum. Ya şunu da bilemedin ya falan diyorum. Sonra dedim kendime döndüm. Öyle diyorsun da hadi bir de seni de görelim. Dedim kendi kendime. İçinizdeki hissiyat nedir şu noktada peki? Vallahi bilmiyorum göreceğiz. Biz herhalde 8000'i düşünüyorum ama oranın şeyi nasıl bilmiyorum. Çok güzel. 3. 8000'imi aldım. Bakalım Sercan Bey neler diyecek. Evet. Çok teşekkür ederim evet, Ali Murat yok. Bey. Yok. 8000 istemiyor musunuz? Kaçtır efendim sizin hedefiniz? Herhangi bir hedefle gelmedim buraya yani. Kazanmayı düşünüyorsunuzdur ama değil mi? Yok canım daha çok isteyen bir arkadaş varsa. Abi verebilirim. Yok öyle düşüncelerin içerisine girmeyin ne olur. Şevkle asılacağız. İnşallah da hak ettiğiniz puanı İnşallah. Alacaksınız. Ta Ankara'lardan kalktınız geldiniz. Çok evet. değerlisiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Orada doğdunuz büyüdünüz galiba değil tabii mi? Tabii Ankara'da doğdum büyüdüm. Ankara'da doğdunuz büyüdünüz. Resim bölümüydü. Resim bölümü, resim eğitimi aslında. Öğretmenlik. Son sınıf. Son sınıf ama çok bitirme gibi bir iddiam yok. Ha, anlaşıldı. Tamam o kısımlara pek girmiyoruz efendim. Bir taraftan aynı zamanda tiyatro ile ilgileniyor. Ali tabii, Murat tabii. Bey gibi değil evet, ama. Evet. Yani meslek olarak belirlemediniz onu. Tabii profesyonel değilim. Amatör biraz da.
Sercan Bey demiş ki ya bu turneler falan oluyormuş. Güzel oluyormuş onlar. Güzel oluyor. Biraz sıkıntılı olmuş ama. Bu sene o yüzden gitmediniz galiba. Yo, o yüzden değil. Okul bitmeyecek diyorsa. Anladım efendim. Detaylı öğrendiniz buraya geldiğiniz zaman. Çok teşekkür ederim. Çok sıcakkanlısınız. Başlangıcı grubun en tereddütlü yarışmacısı Ceren Hanım yapacak. O yüzden en kuvvetli alkışı ona gönderin. Gelmek. İki kelime yalnız benim. Tutulabilmek. Daha fazla örnek vermeyeyim. Yani... Kuş kadar kalmak olmaz. Kuş kadar kuşcülüğü. Kuş. Kuşa döndürdüler. Kuşu bildim ama ya. En güzel yerinden. Farazi. Ferazi. Faraze. Bir kaldı Firuze. Gönül olmaz. Bildiğim teyzemin kızı. Dört çocuğun dördü de kız olmuş. Dördüncüye diyorlar ki. Yeter. Yeter değil. Cinsiyet. Öbür tarafa. Döndü. Döndü de değil. Farazi. Yahu iyi değil. Farazi. Z, E. Tamam Z'den sonra ne geliyor? E, İ. Hayır. Bu kolay. Bir tane daha. Zalim deci. Batırmak Allah'ım, 500 batırmak, puan değerinde. Durdu. Hadi hayırlısı. Ne ki bu? Ne ki bu? Beni mahvettin, beni feda ettin, beni... Bastonun bir ismi vardı. Badegül. Badegül niye koydunuz bastonu? El ele gezeceğimizsin hanım ismi olmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Eksik olmayın efendim. Ceren Hanım, Sayın Ceren Kurt'la birlikteyiz. İlk yarışmacımız bugünün tek hanım yarışmacısı. Çok teşekkür ederiz geldiniz. Rica İnşallah ederim. Da yüksek puanlar kazanacaksınız. İnşallah. Anneannenizle birlikte izlermişsiniz de sonra bir evet. sarmış sizi. Doğru mu? Evet, aynen öyle. Katılayım demişsiniz. Ta ne zamanlardan beri. Demek ki anneannenizin de teşviki oldu. Evet. Ekran başında beraber. Demek ki ciddi başarılara imza attınız. Şimdi çok iddialı çok şey Çok iddialı olun demiyorum ben size. Yalnızca bir soru soruyorum. Demek ki annenizin, anneannenizin de teşviki olmuş. Demek ki ekran başında da başarılı sonuçlar almışsınız. Doğru mu? Doğru. Doğru. Şimdi o ekran başındaki başarıyı buraya yansıtmamak için hiçbir neden yok. Vallahi öyle. Güzel güzel sorular var elimde. Birkaç tanesi çıkıntılık yapabilir. Zamanı iyi kullanmak önemli efendim. Tamam. Tamam. Yüksek puanları aşağıdaki sorular kazandırır. O yüzden mümkün olduğu kadar sürenizi aşağıdaki soruları arttırmaya çalışın. Başlasın mı? Başlasın. Hemen başlasın. Görelim. Dört harfli bir kelime şöyle sorulmuş. Diyor ki, suyla inceltilen ama saydama olmayan bir tür resim boyası ki yabancı kökenli adı. Yabancı nokta nokta boya. Buyurun. Harf alayım. Guaj mı? Guaj. Demek ki hemen de harfe tutunmamak lazım. Az bir düşünmek lazım. 200 puan değerinde yüzünü kurtaramadık. Olsun. İkinci dört harfli cevabımız. Tek bir kelime. Aynı zamanda bir uzaklık belirtir. Belli bir uzaklıktaki bir nesneyi belirtir. Bir de bu anlama gelir. Den bu yana anlamında kullanılan bir söz. Çocukluğumdan bu yana, çocukluğumdan beri. 400 puan değerinde 600 oldu kasa. Rahat mıyız? Ya. Tamam. Yavaş yavaş ortama alışın, sonra sizi kendi başınıza bırakacağım. Buyurun gelsin ikinci soru. İkinci değil, üçüncü soru. Eskiden padişah soyundan kız almış kişiler için kullanılan bir unvan. Harf alayım. Güvey olabilir mi acaba? Yok. Damat değil herhalde. Bilmem ki. Çok basit olur. Harf alayım. Damat. Damat Ferit Paşa, damat İbrahim Paşa. 300 puan değerinde 900 puan çıkarttık kasayı. Az cesaret, azıcık da odaklanma çok başka noktalara götürecek efendim puanları. Kötü bir yerde değiliz, yanlış anlamayın. Gayet güzel ilerliyorsunuz. Buyurun, bu daha dördüncü sorunuz. Beş harfli cevapların sonuncusu. Pastoral, üflemeli, çalgı. Kaval. Kaval. Pastoral olduğuna göre kaval. 500 puan da oradan. 1400. Dört soru gelmiş geçmiş 36 saniyede ki güzel kullanılmış süre. 1400 puan almışsınız. Hiç harf almasanız 1800'e çıkartabilirdiniz en fazla. Gayet güzel her şey. Buyurun bakalım. Bundan sonrasının ritmi size ait. Çok küçük ve sivri tahta parçası. Harf alayım. Marangoz cefası diye sormuşluğumuz var bu soruyu. Harf alayım. Marangoz cefası. Marangoz cefası. Harf alayım.
çok küçük ve sivri tahta parçası. Kıymık. Kıymık o. Ay. 300 puan değerinde çok seri harf alıyoruz. Durup düşünmek lazım. Bazı noktalarda fazla değil 5 saniye, 10 saniye nefes alacak kadar ara vermek lazım. Buyurun geliyor efendim yeni soru. Çok kolay değil yalnız bu. Hayır bu kolay olanı. Üzüm, dut, andız, harnup ve pancardan yapılan türleri bulunan koyu kıvamlı şurup. Anadolu'ya özgü bir tür koyu kıvamlı şurup. Üzümden, duttan, andızdan, keçi boynuzundan, pancardan yapılır. Harf alayım. Buyurun. Pancardan. Harf alayım mı? Pekmez. Elbette pekmez. Pekmez. 400 puan daha, 2100 kasamız. 2 dakika 47 saniye var, 7 harfli cevaplar kaldı geriye. Buyurun efendim, şöyle sorulmuş onlar. Demiş ki, görüntü ve sese dönüşecek bir olayın... Senaryo. Yazıya dökülmüş hali. Senaryo. Yanlış söyledim pekmezde. Zor diye aslında buna giriş yapacaktım. Ya. Bana göre zordu. Maşallahınız var, 700 puan kazandınız. 2800 oldu kasa. Buyurun efendim, 3000'in kapısı açıldı sayın. Gelsin yeni soru. Demiş ki, eksikliği duyulan şey gereksinim. İhtiyaç. Ceren Hanım açıldı ki durdurak bilmemecesine. 3500. Harika. Bir de söz dizisi gelsin. Daha da rahat edin. İki kelimeden oluşuyor, 8 harfli bir cevap. Bir olaya sebebiyet vermek. Yol açmak. Yol nasıl açmak? Alıştınız? Nasıl cesursunuz artık? Buyurun efendim bir 800 puan daha. Demek ki çok korkulacak bir şey yokmuş. Evet, arkadaşlarıma örnek olsun. Arkadaşlarınız örnek olsun. Bugün de hani böyle hanımların daha rahat bilebileceğini düşündüğüm tek bir tane soru vardı. Bu grubun içerisinde o da size denk geldi, iyi oldu. Hı-hı. Yani hanımlar daha rahat bilebilir, yanlış bir tabir olur. Kıymetini hanımlar daha iyi bilebilir diye bileyim. Buyurun gelsin. Kokusuyla bile endorfin hormonu... Çikolata. Tabii ki. Çikolata. Kokusuyla bile endorfin hormonu salgılanmasını sağlayan, enerji veren tatlı bir yiyecek çikolata. 800 puan değerinde. Arkadaşınız beyefendinin yüzüne böyle muzip bir gülümseme oturdu. Siz bu sorunun cevabını verirken herhalde tecrübelere bağlı olarak. Gelsin devamı efendim. Şöyle sorulmuş. Gelişmek, büyümek, boy atmak. Harf alayım. Gelişmek, sivrilmek, büyümek, yani boy atmak. Harf alayım. Serpilmek. Serpilmek. 700 puan daha, 5800 kasa. 2 dakika 25 saniye var. Çok güzel. Yalnızca 3 tane soru kaldı. Hızlısınız maşallah. Hı. Daha doğrusu senaryo ile birlikte inanılmaz bir hızın, inanılmaz bir döngünün içerisine girdiniz. Şu noktaya kadar da gayet güzel geldiniz. 8700 puana çıkabilir kasa. 3 dakikaya yakın süre var. Sakin sakin ilerleyelim. Tamam. Mümkün olduğu kadar az harf alalım. Ki sıkıntıyı arkadaşlarınız çeksin. Buyurun gelsin efendim yeni soru. Resim yaptırmak veya fotoğraf çektirmek için durum almak. İki kelime. Poz vermek. Miski gireceğim. Poz vermek. Keşke iyi saysaydınız. 9 harfli mi poz vermek? Ay. Evet. O zaman ya. 900 puan. Gelsin. On harflidir. Sondan bir önceki soru ve cevabıdır. İki kelimeden oluşur cevap şöyle sorulmuştur. Görelim. Diyor ki önceden yapılan bir ayarlamayla belirlenen kişiye tek tuşla ulaşmayı sağlayan cep telefonu uygulaması. Harf alayım. İki kelimeden oluşuyor efendim. Çok hızlı zamanımız arama. Var. Nedir? Hızlı arama. Hızlı aramadır. 900 puan değerindedir. 7600 kasa. Son soru son cevap. Biraz dolaylı bir soru ama... Rahat cevaplanabilecek zamanım bir tiple. Kullanın süreyi. Buyurun gelsin. Matemi ezgiye dökmek. İki kelime. Matemi ezgiye dökmek. İki dakikamız sagu var. Sagu yazmak geldi aklıma. Bu daha kalıplaşmış bir şey. Harf alayım. Tamam. Alalım. Ne de güzel. Tam lazım olan yerden. Ismarlasanız gelmez böyle. Ya. Bildiler galiba arkadaşlar. Bildiler, gülümsüyorlar. Ağıt birkaç yakmak. Fark almanızı da istiyorlar. Ağıt yakmak. Hayır, o kadar da sevmiyor sizi. Ağıt yakmak 900 puan değerindedir.
8500 puan. Yani sizi geçmek isteyen bir beyefendi varsa arka tarafta 8600 puana ulaşmak durumunda. 8500'de kalırsa 1 dakika 45 saniye gibi bir süre arttırması gerekecek. Ciddi bir baraj, ciddi bir çıta. Ceren Hanım'a da ciddi bir alkış. Lazım olan tek şey cesaret. Esaret. Bunun cevabı da esaret. Sabah şu saatte kalkacaksın, bu saatte yatacaksın. Of, nedir bu ya? Sefa, cefa, befa, cefa, çepa, tefa. Çok heyecanlı. Bir tane daha. Ben eve gittiğimde harf veriyor muyum hanıma? Burada bitiririm olayı vallahi. Körebe. Körebe. Çok gülüyorlar bana. Duygu gülme. Nerede Duygu? Ekran başında. Ekran başında güldüğünü siz buradan mı fark edebiliyorsunuz? Efendim o gücü bence sorulara yönelsin. Kara şimşeği unuttunuz mu? Mercimek. Mercimek. Limon. Sirke. Dehşet. Dehşete düştüm. Olmaz mı dehşet? Yüz akı. Yüz akı. 500 puan değerinde. 1700. Ya. Ya o. Şeklinden alın. Anlamıyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. İkinci yarışmacımız Selim Bey ile karşı karşıyayız. Hoş geldiniz. Hoş Selim bulduk, Bey. Merhaba. Gördünüz mü Ceren Hanım neler yaptı? Evet, 8000 hedefledi. Bayağı yüksek bir par. Önce geldi böyle elleri ayakları titriyor. Heyecanlı. Ne yapsam, harf mi alsam, cevap mı versem bilemez durumda. Sonra bir alıştı. Bir şaha kalktı maşallah. Hani size filan mesaj göndermeler, evet, arkadaşlarıma arttı. Örnek olsun diye. Belki de şey kamuflaj amacıyla yapmış olabilir. Bence de efendim, bence de. Öyle bir altyapı evet. Var. Vallahi doğru. Yapılacak şey şudur. Madem ki öyle biz de sinsi davranacağız. Evet. Gözünün yaşına bakmayacağız. Hevesini kursağında bırakacağız. Umarım. Bunu yapmak için ne yapmak lazım? 12 harf falan almamız gerekiyor. Hesabı da yapmışsınız. Evet. Çok güzel. 12 harf alırsanız efendim 8600 puana ulaşırsanız kendileri 8500 puan yaptılar. Evet. Süreyle uğraşmazsınız. 13 harf da alınabilir ama 1 dakika 44 saniye arttırdığı için Ceren Hanım 1 dakika 45 saniye arttırmak gerekir o zaman. Anladım. Ne yapsak, başlasak mı? Başlayalım. Gelsin o zaman. 4 harfli bir cevap şöyle sorulmuş. Nitelik yönünden eşit. Bu anlama gelen bir söz. Tek bir kelime. Aynı. Nitelik yönünden eşit. Her yönüyle değil. Harf alayım. Birbirine. Denk. Muadil. Denk. 300 puan değerinde. Gayet güzel. Bugün efendim edebiyat soruları hazırladık birkaç tane de. Ama yani çok böyle köşede kenarda kalmış terimler değil. Gayet iyi bildiğiniz şeyler. 4 harflidir. Bazı durumlarda 4 harfli olması bile yeterlidir cevap bulmak için. Bir de Cahit Sıtkı Tarancı'nın tanımlamasını kullanıyoruz. Buyurun bakalım. Ünlü şairimiz şöyle demiş. Kelimelerle güzel şekiller kurma sanatı. Ne olabilir bu? 4 harfli. Harf alayım. Yapmayın. Cahit Sıtkı Tarancı dedim. Kelimelerle şiir. Güzel. Hı? Şiir. Elbette efendim. 300 puan değerinde. Kaçmaması lazım bunların. Pastoral çalgı kaval kolay mıydı? Pek değildi. Aslında. Pek değildi. Evet, zorlandı. Daha güzel açıklamalar mı bekliyordunuz? Biraz daha açıklayıcı bir benzer ifadeler. Buyurun efendim. Bir müzik aleti ne güzel açıklamışız. 24 veya 27 perdeli, her bir perdedeki ses 3 tel tarafından tınlatılan mızraplı bir saz. Bunun mızrapına tırnak da denir. 30 küsür perdelileri de vardır ama genellikle 24 ile 27 arası. Harf alayım. Buyurun. 3 tane telden çıkıyor, tınlıyor her perdedeki ses. Harf alayım. Türk müziğine özgü bir, Türk ve Doğu müziğine özgü bir çok çalgı. Bir harf da alayım. Buyurun. Kanun. Kanun. 200 puan değerinde 800 oldu kasa. Dil bilgisi. Nasıldır aramız? İyidir aslında, bilebilirim. Gelsin o zaman. Bu soruyu çok seviyorum. Daha önce de bu şekilde sordum. Çünkü efendim, sorduğum şeyin açıklaması, örneği sorunun içerisinde var. Göstereceğim. Konuşmada ard arda gelen seslerin bağlanarak söylenmesi. Tıpkı art arta değil de ard arda dememiz gibi. Art arda yazılır, ard arda okunur. Harf alayım. Buyurun. U harfi en güzel yerinden.
Ulama. Ulamadır o. 400 puan değerinde. 1200. Gayet güzel. Süre biraz. Bakınız 2 dakika 39 saniye yeterli bir süre. Sıkıntı yok sürede. Evet hanımefendi biraz daha hızlı yarıştıkları için sıkıntılı gibi geliyor size ama ciddiye almayınız. Ceren Hanım 4 sorusuna cevap verdiğinde 1400 puandaydı. Siz 1200 puandasınız. Arada çok büyük bir fark da yok. Bir küçücük atılım her şeyi derli toplu hale getirir. Şimdi bir alkollü içeceğin adını soruyorum size. Yabancı kökenli, batı kökenli bir adı var. Buyurun. Şarabın damıtılmasıyla elde edilen bir içki. Yabancı kökenli bir adı var. Harf alayım. Geliyor. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Bir harf daha alayım. Bre. Hiç duymadım ama. Nasıl bir içki bu bre? Bir harf daha alayım. Bren. Hiç duymadım. Bir harf daha alacağım. Bir tane daha. Brandy. Brandy. Yani dizide miside duyuyoruz anca. 100 puan değerindedir. 1300'e çıkıyor kasa. Şarabın damıtılmasıyla elde edilen bir içkiymiş brandy. Yanık şarap demekmiş efendim. Daha doğrusu kelime anlamı, adının kelime anlamı yanık şarap anlamına gelen bir kelimeden geliyormuş. Şimdi tıpkı buna benzer bir soruyla devam edeceğim ama merak etmeyin brandy'den çok daha kolay olacak. Kelime anlamını veriyorum, açıklamasını yapıyorum, cevabı sizden istiyorum. Gelsin. Bir giysi aksesuarının kelebek anlamındaki Fransızca sözden türemiş olan adı. Bir giysi aksesuarı. Fransızca kökenli, kelebek anlamındaki Fransızca sözden gelmiş. Bir harf alayım. Buyurun. Almasak iyi olur artık. Yani P de çıkmış. Giysi aksesuarı, kelebek. Papyon. Papyon efendim. 500 puan değerinde. 1800 oldu kasa. Süre sıkıntılı. Süre sıkıntılı. Kaç harf hakkında? Puan da sıkıntılı. Söyleyeyim mi? Şans var mı hala? Var. Hı. Var ama elimde 2 tane 7, 2 tane 8, 2 tane 9, 2 tane 10 harfli cevap var. Bunların her birine hiç harf almadan cevap vermeniz lazım. Harf hakkım bitti yani. Evet. En fazla 8600 puana çıkabiliriz. Onu da hiç harf almadan yapabiliriz. Artık bir deneyelim. Olmazsa keyfimize bakarız Selim Bey. Tamam. Buyurun gelsin efendim. Mastarla bitiyor. Gayet de kolay. Ortaya çıkan veya çıkacağı düşünülen bir tehlikeyi durdurmak, engel olmak. Gerçekleşmeden durdurmak, engel olmak. Ne olabilir ki? Nedir efendim? Aklıma bir şey gelmiyor. Karşı koymak gibi bir şey geliyor ama daha kısaltalım. Tek bir kelime bu. Tek bir kelime bu. Çıkacağı düşünülen bir tehlikeyi gerçekleşmeden durdurmak. Aklıma bir şey gelmiyor. Engel olmak. Harf alacağım. Peki. Vazgeçtik alacağız harfimizi. Güzel yerden geldi ama. Önlemek. Ah efendim önlemek 600 puan kazandırır. Kaçırdık. Harfleri yemeseydik aslında. Efendim? Harf haklarımızı yemeseydik bu sorularda. Evet şu brandy canımıza okuyan evet. Olmaz olasıca. İşte lanet. Olmuş. Gelsin bakalım yenisi. Nasıl bir soru? Kolay da bir soru. Cep telefonu, laptop gibi aletlerde bataryanın cihazı şarja ihtiyaç duymadan çalıştırabildiği süre. İki kelimedir. Bilmem gerekir ama. İşte bu cihazın nokta noktası 2 gün. Batarya ömrü diye bir şey yapma geliyor da daha kısaltıp nasıl bir şey yapabiliriz? Bataryayı ortadan kaldırırsak bence güzel kısalır o. Ömrü ne ömrü? Ömrü ise eğer 3 harfli bir şey olmalı. Bataryayla eş anlamlı 3 harfli bir şey olmalı. Harf alayım. Süre gidiyor. Ha, iyisi de geldi. Durduralım da düşünelim. Selim Bey çok düşünmeye gerek yok. Batarya ömrü değil. Ömrü tamam. Kenara koyduk. Nedir pil o? Ömrü. Pil ömrü. Buyurun 600 puan değerinde. 3000. Mecazi anlamlar. 23 saniye kalmış. Soruların hepsini göstermeye çalışıyorum size. Ama sizin de hızla devam etmeniz lazım. Görelim efendim. Diyor ki mecazen istemeden ve rastlantı sonucu ulaşmak. Bir işe karışmak. Ulaşmak. Budur Selim Bey nerelerdesiniz siz? Buyurun gelsin 800 puan. İşte budur.
Bir tane daha. Görelim efendim. Hemen gelsin. Yakaladık ritmi. Diyor ki kafatasının art bölümünde hareket dengesi merkezi olan organ. Beyincik. Nedir o? Beyincik. Selim Bey, tam demek ki ekvatora denk gelmişiz. Döndük, değişti olay. 800. Bakın, ek almış bir kelime aldığı ekle birlikte 9 harfli olmuş. Böyle bir niteleme sıfatı gibi kullanılıyor. Kesinlikle sizin için, sizin gibi bir beyefendi için kullanabileceğim bir tabir. Buyurun gelsin. Topluluk kurallarına uygun olarak davranan müeddep derlermiş Gentleman. Eskiler. Türkçe. Türkçe yani, o kadar Türkçe değil. Harf alayım. Buyurun. Terbiyeli. Bilmiyorum. Terbiyeli. Müeddep, edepli, terbiyeli. 800 puan daha. Çok güzel. Bu soruda küçük bir eksiklik var. Tamamlayıp okuyacağım. Lütfen buyurun. Beni de dinleyin ama. İki kelime diyor ki, bir kabı birden çevirip boşaltmak, dökmek. Harf? Harf alayım. Aldık bir tane. Bir tane daha alayım. Bir tane daha durdurduk. Bu sefer güzel yerlerden gelmedi. T'den sonrası mastar. Bir kabı, içinde sıvı olan bir kabı birden çevirip boşaltmak, dökmek. Bir bardak suyu tepemden aşağı. İki kelime. Bir bardak suyu, bir kova suyu tepemden aşağı. Allah Allah. İki kelime, T'den sonrası mastar. Etmek mi sonra? Ne etmek? Bir kova suyu. Boca etmek. Nedir o? Boca etmek. Boca etmektir. 700 puan değerinde. Çok güzel oturdu. 6100. Harf deyip durdursam yetişir miyiz? Şimdi aslına bakarsanız sizin amacınız 8000'di ya, en azından 8000 puan almak. Onu alalım diyor. Evet, onu alabilecek durumdayız hakikaten. Geriye yalnızca bir saniye kalmış. Harf diye bir çığlık duyarsam, o çığlıkla birlikte efendim eliniz Benjamin'in tepesine inerse, tamam, o bir saniyeyi harcamadan bu sorunun cevabını veririz. Tamam. Geriye bir tane daha soru kalır. Artık işte ya herru ya merru. Bu riski almak durumundayız. 6100 puandayız, 8000'i görürüz. İnşallah. Hazır mısınız? En azından hedefe ulaşalım. Hadi bakalım. Gelsin efendim, nasıl bir soru? Tek kelime cevap. Harf alayım. Dediler ve durdurdular. Naaşı defin için kumaşla sararak hazırlamak. Naaş. Kefen. Kefene sarma. Tek kelime. Kefenlemek. Kefenlemek 900 puan değerinde. 7000 kasa. Çok güzel. Yani şimdi... Kötü kaçtı. Evet. Bir 5 harfimiz bir daha olsaymış, dolayı. 500 puanımız daha olsaymış toparlarmışız. Başlarken galiba biraz çabuk adapte olamadınız. Biraz şarap sorusu biraz sıkıntılıydı aslında. Bir de kanunun da ama 3 harfini aldınız. Evet, o da var. Nun gelene kadar uğraştık, evet, filan. Çabuk adapte olamadığımız zaman ne yazık ki sonrasında binayı inşa etmek çok kolay, doğru, olmuyor. Neyse efendim, bu kolay bir soru. Yani sizin için bence kolay bir soru. İster harf alın, ister olduğu gibi cevap verin. Gelsin de okuyalım. En kıdemli araştırma görevlisi. Ordinarius. Hoppa. Yok. Harf araştırma alayım. Görevlisi yani şimdi ordinarius'a. En yükseğini söyledim ama. Başla ilgili bir şey mi? Baş. Araştırma görevlisine ne diyoruz? Yabancı kökenli bir karşılığı var. Üniversitede kendisi araştırma görevlisi. Kendisi üniversitede... Araştırma görevlisi... Aslında yardımcı anlamına gelen bir kelimedir o. Doçent mi? Yardımcı. Yabancı kökenli. Yardımcı olarak... Hani doçentin yardımcısı, profesörün yardımcısı. Araştırma... Asistan. Ha. En kıdemlisi... Baş asistan. Bak buna işte biz sezaryen diyoruz. Evet. Buyurun 900 puan doğruca kasaya. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Ne kadar puan oldu? 7900. Gayet de güzel oldu. Alkışlar devam etsin. Bence mi? Bence. Değil. Seni... Tanrım. Tanrım. Erkek sığır. Ayıptır söylemesi. Öküz. Öküz. 400 puan değerinde 800'e çıkıyor kasamız. Harf alayım ben. Ay bastım. Durdurduk. İsmen. İsmen. 500 puan değerinde. Keyifsizliğini yüzüne yansıtmak. Yüzü dördü çeyrek geçmek. Keyif. 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 Keyfe. Keyfim. Bezgin. Bezgin. Hadi ya, değil mi? Bezgin. Hayır. Bezgin olmalı. Hayır, olmaz. Lütfen. Karşıt değil. Heh. Oralarda dolanın ama. Bakalım bu sefer olacak mı?
Yer sofrası. 10 harfli mi yer sofrası? Yapmayın ya. 1000 puan değerinde 8200 yapıyor. Eyvah. Hı? Ayak altında. Ayak altı 800 puan. Göz attı. Göz verdi. Göz aldım. Yapmayın. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Eksik olmayın. İki güzel performans izledik. İkisi de efendim başlarken biraz sıkıntılıydı. Sonrasında açıldı. Vallahi öyleydi. Selim Bey de Ceren Hanım da çok güzel yarıştılar. Selim Bey 7900 puandaki arzumuz isteğimiz 8000'di zaten. Ceren Hanım da 8500 puanla bitirdi. 1 dakika 44 saniyede arttırdı Ali Murat Bey. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Durumu dedim böyle bir özetleyeyim de ne yapacağımız belli olsun. Evet. Aslında Selim Bey'le konuştuk. Tekrarını getirelim. 13 tane harf alabiliriz. 13 tane. Evet. 14 soru soracağım. 13 tane harf alabilirsiniz. Bütün hepsini alırsanız 13 harfini 13'ünü birden alırsanız 1 dakika 44-45 saniye arttırmanız gerekir. Ha yok ben süremi arttırmak istemiyorum diyorsanız 12 tane harf alacaksınız. Zaten... Durum bundan ibaret. Nasıldı sorular efendim? Sorular... Ya ben orada kendimi yarışmacı yerine koyup burada yarışıyormuş gibi düşündüm. Böyle kızdınız insan... mı? Bu da bilinmez mi diye. İnsanın aklına bir şey gelmiyor. Aslında arka tarafta. Çok kolay ama zoru geliyor. İşte brandi mahvetti. Brandi mahvetti. Bana da inşallah öyle alkolle hiç aram yok. İnşallah var. Gelmez. Var. Eyvah yandık. Var. Ama neyse ki yani brandiden biraz daha yakındır efendim ha, biraz bize. Daha yakın. Biraz daha iyi bildiğimiz bakalım. Bir şeydir. Neyse bakalım. İşte hayırlısı. Fazla zoru düşünmemek lazım basitini. Kesinlikle. Yapılması gereken o. İlk soru... akla gelen. Bravo. Soru karmaşık olabilir. Soru bambaşka şeyleri akla getiriyor olabilir ama cevaplar genellikle gündelik konuşmada karşımıza çıkabilecek kelimelerden seçilir. Saydırabiliriz de değil mi mesela eş anlamları falan. Yani her şekilde saydırabilirsiniz. Saydıralım. Sakin. Buyurun gelsin. 4 harfidir tek bir kelimedir. Ali Murat Bey'in ilk sorusudur efendim. Diyor ki, ürem ve nema sözlerinin yaygın kullanılan karşılığı. Nema. Bir tane harf alalım. Buyurun. Nema. Nema. Para mı? Ürem. Üretimden geliyor. Türkçe. Türkçe. Ya, parayla ilgili tabii. Nemalanmak. Nemalanmak. Yarar sağlamak. Ya. Niye böyle oldu? Faiz. Faiz bunların eş anlamlısı daha yaygın kullanılanı. 200 puan kazandırdı. Gayet güzel. Her zaman söylüyoruz. Bazen kelime haznesi, bazen pratik zeka kullanılarak ancak çözüme ve başarıya ulaşabiliriz. Buyurun gelsin efendim. Bu mesela çok rahat bir şekilde bulabileceğiniz bir soru. Örnek veya kopya olmayan, gerçek, esas. Reel. Türkçe. Türkçesi, reel. Reel, gerçek, esas, asıl. Olabilir mi? Oldu bile. 400 puan kazandırdı, 600'e çıkarttı kasayı. Şahane Hanım Murat Bey. Başlangıç budur. Şimdi Selim Bey yıkan, yakan o brandi sorusunun eyvah. Kardeşi geliyor. Görelim efendim gelsin. Nasıl bir soru. Yaygın olarak çikolata yapımında da kullanılan bir tür alkollü içecek. Çikolataya bir harf alalım. Bir harf. L harfi. Likör. Likör 400 puan değerindedir. Şahane. Tamam. Bunu geçtik tamam. İlk üç soru bittiyse gerisi de gelir demektir. Kesinlikle. Doğru bakış açısı. Vallahi tebrik ederim sizi. Nerelisiniz aslen? Ben doğuma büyüme İstanbul aslen Bayburt. Bayburt. Bilir misiniz memlekette? Biliyorum. Biliyorsunuz. Ya, güzel. Zaten var. Siz bayağı geziyor musunuz? Gezdim. Dolaşıyor musunuz? Bütün Türkiye'yi gezdim. Gitmediğim yer kalmadı. Maşallah. Ne güzel. İran'a da gittim. Hollanda, Belçika'ya da gittim. O kadar. Şahane. Biz Türkiye sınırları içerisinden bir soru getirdik size. Tamam. Sizin gibi çok gezen bir insanın rahat cevaplayabileceği tamam. Bir soru. Görelim efendim. Diyor ki, İç, Doğu, Güneydoğu, Orta Karadeniz bölgelerinde oynanan halk oyunlarının genel adı. Hepsinin genel. Özel isimleri Halay. Var. Buyurun. Halay. Halay 500 puan değerinde, 1500 kasa. Bugünün en iyi başlangıcı. Evet, aynen öyle. Ceren Hanım 1400 puan almıştı ilk 4 sorusunda. 1500 aldınız. Yalnızca 3 tane harf satın aldınız. Buyurun geliyor devamı efendim. 6 harfli cevaplar, bir edebiyat sorusu, bir yazarın belli bir konuya ilişkin kişisel duygu ve düşüncelerini anlattığı metin. Kişisel duygu ve düşünce. Bir tane alalım. Buyurun. Harf. Türkçe bir terim, Türkçe kökenli bir terim. Ha şey bu. Dilimin ucunda. Şey, bir tane daha alayım. Ya. Hani meşhur bir Fransız yazarın. Deneme. Montaigne deneme. 400 puan değerinde. 1900 kasa. Hızlıyız da maşallah. Yani hani
süre de arttırabilecek gibi yarışıyorsunuz. Onu da söylemek isterim. İnşallah. Buyurun gelsin. Halihazırda neredeyse 3 dakika var. Görelim yeni soruyu. İki metal parçayı ısı yoluyla birleştirme yöntemi. Basit düşünelim yine. Şey, kaynat. Kaynak yapma. Yok, kaynak. Bilmiyorum. Kaynaktır o. 600 puan da yerindedir. 2500 yapar kasayı. Bakın bugün kimse 7 harfli cevaplarına ulaştığında 3000'i göremedi. Siz bunu yapabilecek durumdasınız şu noktada. Aa, evet. İlk 7 harfli cevabınız bu ve bununla birlikte 3200'ü bulabilir kasanız. Buyurun bakalım. Bir uzman yönetiminde yapılan mesleki özel çalışma. Mesleki özel çalışma. Bu aralar mesela Selim Bey bolca gidiyormuş. Tanışma faslında bahsetmişti. Bir harf alayım. Mesleki özel ama sorunun çalışma. Cevabını bulamadı şu noktada. Mesleki özel çalışma. Aa, bir uzman yönetiminde yapılan mesleki... Nokta nokta vermek. Rapor yok. Hoppa. Bir tane daha. Bir tane daha alalım. Aa, şey, bir tane daha alacağım. Batı kökenli bir kelime. Staj değil. Bir uzman yönetiminde yapılan mesleki özel çalışma. Yani hani ders verir gibi böyle, anlatır gibi. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha. Bu da beni bitirdi ya. Ne dersiniz? Seminer ya. Seminer 300 puan değerindedir. 3000 istedik. 2800. Ne gam. Nazar değdi hocam. Hiçbir şey olmaz hocam. Atlatacaksak bununla atlatalım. 8900 puana çıkabilecek durumdasınız. Hali hazırda demek ki 4 tane harf alabilirsiniz. Elimde 7 tane soru var. 4 tane mi alabiliyorum? Evet. Aa. Ama yani merak etmeyin. Bu çok sorular olmuş. Daha güzel sorular. Daha kolay tamam. Sorular. Gelsin görelim. Nasıl bir soru? Dediğinde, düşüncesinde haksız bile olsa direnen kimse. Dediğim dedikçi. İnatçı. İnat mıdır o? İnatçı. Yani illa benim dediğim doğru. Benim dediğimdir o yahu. Sözünde direniyor. Bir harf alacağım. Bir harf alalım. Tam yerinden geldi. Dediğimde iddiacı. Öyle mi? İddiacı. Bilmiyorum. Emin misiniz? Evet. Eminiz. Sonuç? İddiacı. 3400 kasa. Harf almasak ne güzel olur. Evet. Şu ya. Sorularda falan harf almayalım efendim. Vallahi bakın bunlar kolaylıkla cevaplanabilecek sorular. Tamam. Özümseyelim. Süremiz güzel. 1 dakika 35 saniye var. O süreyi sonuna kadar kullanalım. 8600'e oynayalım. Tamam. Hadi buyurun bakalım. Bir birleşik kelime. İki kelime yan yana gelerek oluşturmuş bu kelimeyi. İçten ve yapmacıksız. Yumuşak ve okşayıcı surat ifadesi. Ve davranış diyor birçok kaynak. Samimiyet. İki kelime yan yana gelmiş. Surat ifadesi diyor. Güler yüz. Nedir o? Güler yüz. Bu kadar Ali Murat Bey. 800 puan daha. 4200. Şimdi tadlar için kullanılan bir söz. Tatlı. İlginç bir tabir. Bir duyan bir daha unutmaz. Ama şimdi akla gelecek mi? Görelim. Bakalım. Acımtırak, ekşimsi ve buruk anlamlarında kullanılan bir söz. Acımtırak. İşte bu içeceğin nokta nokta bir tadı var. Ekşimsi. Şey biliyorum ya. Acımtırak, ekşimsi ve buruk. Kekremsi. Nedir o? Kekremsi. Kekremsi 800 puan daha. 5000 etti kasanız. Çok güzel. Durum şu. 5000 puandayız. 4 tane soru kaldı geriye. 3800 puan kazandırır o 4 soru. 8800'e kadar çıkar kasa. Fakat 1 dakika 44 saniye arttıramayacağımız için 8600'ü görmek durumundayız. Evet. Yani son 4 soruda en fazla 2 tane harf alabilirsiniz. Harf almıyoruz artık. 2 tane alabilirsiniz. 2 tane alabiliriz. Sürenin hepsini kullanabilirsiniz. Tamam. Buyurun gelsin. Sokak jargonundan geliyor. Sokak rahat jargon. Cevaplayacaksınız emin olun. Gelsin görelim. Diyor ki argoda bir yerin kilidini kırarak orayı açmak, içindekileri çalmak, kaçırmak. Patlatmak. Patlatmak 900 puan değerinde. Çok güzel. Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça, tam benlik. Çok güzel. Sonuna bir ek almıştır. 9 harfli olmuştur. Şöyle sorulmuştur. Gelsin. Ortaklık eden daha da güzeli, katılımcı. Tıpkı katılımcı gibi de bir ek almış. Şey, şirket. İşte bunlar geliyorlar o şirkete. Kelime kökü aynı aslında. Şirketten geliyor. Kelimeyi bunun... Katılımcı.
Harf alalım mı? Alalım. Hadi bir tane alalım. İştirakçı. İştirakçı. Oluyor mu 9 harfli mi o? İştirakçı oluyor. Durdurun o zaman. Abi, 800 puan ya? Değerinde. Gelsin. İştirak ediyorlar. Öldürüyordun beni abi. Çok kolay 2 tane sorum var. Hiç merak etmeyin. Bu 2 soruda harf almadan rahat rahat cevapları verirsiniz. Buyurun gelsin hatta. Hiç üzerine konuşmaya bile değmez. 2 kelime kebap sofralarının ev sahibi olan içeceği. Ev sahibi olan şalgam suyu. Bilmiyorum artık neyse. Şalgam suyu. Şalgam suyu 1000 puan değerinde 7700. Çukurova'ya özgü enerji içeceği. Evet. 2 kelimeden oluşuyor. Halen bir harf alabilecek durumdasınız. 29 saniyede rahat rahat cevabı bulmanıza yeter. Gelsin bakalım. 2 kelime. Son kullanma tarihi dolmuş anlamında kullanılan bir söz dizisi. Tarihi geçmiş. Harf alabiliyor muyuz? Bir tane alabiliriz. Bir tane alalım. Bir tane alalım. İyi yerden gelsin. Çok güzel yerden geldi. Tam lazım olan yerden son geldi. Son kullanma tarihi dolmuş anlamında bir söz dizisi. Hı. Bu ürünün son kullanma tarihi dolmuş. Bu ürünün Ü harfi, 2 kelime. Şeyi geçmiş. Neyi geçmiş? Geçmiş değil mi öbürü? Bilmiyorum geçmiş. Artık. Ü var. Aa gelmiyor. Şeyi geçmiş. Neyi geçmiş? Ü tüketim. Var. Tüketim. Geçmiş kaç harfli? Geçmiş. 6 harfli. 6 harfli. Geç. Demek ki? Ali Murat Bey. Açacaklar. Açmayın bir dakika. Geçmiş. Neyi geçmiş? 4 harfli. 4 harfli bir şey. Neyi geçmiş? Şeyi geçmiş. Allah'ım ya Rabbim ya. Günü geçmiş ya. Vallahi. En basit. Kartları martları yere saçtın. Nedir hak ettiği? Silik kalem. Alamıyorum değil mi harf? Ay. Ay. Onun devreleri. Dolunay. Dolunay. Dolunay 700 puan değerinde. Bir yakınınız falan mı var esirikli? Babam var. Buradan eve gideceksiniz yalnız biliyorsunuz değil mi? Harf alayım. Harf alayım. Harf alayım. Harf almak çekirdek çitlemeye evet. benziyor. Harf alayım. İnsan kolay. Bir başladı mı kendini durduramıyor. Tapmak. Şadımak. Yalanmak. Yok yok. Ay tapınmak. Arzular. Şelale. Ama yani. 400 puan değerinde. Selam. Cebelleşme. Cebelleşme. Sokuşturma mı? Minibüs sokuş sokuş der misiniz? İşlem. Ferhat işlem. 4 işlem. 4 işlem. 500 puan değerinde. Of, terledik mi? Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın efendim. Çok güzel bölüm oldu, vallahi öyle. Çok çok teşekkür ediyorum yarışmacılarıma. Ceren Hanım maşallah şahane bir başlangıç yaptı. Biraz tereddütlü olmasına rağmen. Selim Bey üzerine düşeni yaptı. 7900 puan çok daha yüksek olabilirdi. Olmaz olasıca brandi sorusu yüzünden takıldık efendim. Zaten sağlığa zararlı bir şey. Evet. Ne diye sorduysam bilmiyorum. Ali Murat Bey müthiş göz doldurucu bir performans ama son noktada gününü geçirdik. O da evet. yaramadı bize işte yaramadı. Öyle oldu, vallahi öyle oldu. Şimdi Sercan Bey son noktayı koyacak. Artık kendisine mi yarayacak o nokta yoksa Ceren Hanım'a mı hep birlikte göreceğiz ben efendim. Ben iddialıydım ama kekremsiden sonra bütün iddiam gitti yani. Hiç harf almadılar hem de değil mi? Tebrik ediyorum efendim. Vallahi çok güzel yarıştılar. Umarım siz de aynı başarıyı hatta daha da fazlasını göstereceksiniz. İnşallah. Ankara'lardan kalktınız geldiniz eliniz boş gitmeyin. Başlasın mı? Başlasın. Gelsin bakalım. Sercan Bey'in ilk sorusu 4 harfli bir cevabı arıyoruz. Keyif ve mutluluğun dışa vurulmuş hali. Sevinç parıltısı. Harf alayım. Buyurun. Aynı zamanda bir kadın ismidir. Neşe. Neşe 300 puan değerinde. İşte o kadar. İkincisi geliyor efendim. İkincisi geliyor. İlki kadar kolay olmayabilir ama net bir açıklaması var. Terazinin gözlerinden her biri. Kese. Kese değil o. Kefe. Ne? Kefe. Kefe. Beni onunla aynı kefeye mi koyuyorsun derler ya. İşte o. 400 puan değerinde.
Aslen de Ankaralı mısınız? Aslen de Ankaralıyım. Biliyor musunuz köken falan, yani başka bir yerden mi gelmemiş yoksa Ankara mı? Dedeler, babam, atalar. Babam Çorumlu, annem Samsunlu ama ben Ankaralıyım. Ankaralısınız. Bu biraz Karadeniz'e götürecek sizi efendim. Buyurun gelsin. Çok basit ama. Hakikaten kolay. Karadeniz müziğinde kemençenin en yakın yoldaşı tulum. Tulumdur. 500 puan kazandırır. Gördüğünüz üzere efendime söyleyeyim, denemeler, şiirler, edebiyatla ilgili sorular sorduk. Bu da yabancı kökenli bir edebiyat terimi. Buyurun gelsin. Şöyle soruldu. Coşkun, ilhamla dolu anlamlarında bir edebiyat terimi. Harf alayım. Gelsin bakalım. Yabancı kökenli demiştim, ortadan bir R harfi çıktı. Coşkun, ilhamla dolu anlamında. Coşkun, ilhamla dolu. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Şarkılar, şiirler, bazen nesil için filan da, düz yazı için de kullanılır. Nasıl bunda? Harf alayım. Buyurun. İki tane İ. İri. Bir tane daha. Selim Bey'le işaretleşiyoruz. Buldum ben dedi de. Biliyorum dedim. Coşkun, ilhamla dolu. Hani böyle bir müzik aleti var küçük. Harp. Harp. Onun biraz daha küçüğü biraz gibi. Daha küçüğü. Keman. Melekler kullanıyor hani çizgi filmlerde. Lirik. Lirik. 100 puan değerinde. 1300. Bu biraz uğraştırdı. Uğraştıracaksa bu uğraştırsın. Bundan çabuk kurtuluruz. Aşağıdakiler şöyle çorap söküğü gibi bir gelsin de lazım olan o. Görelim efendim. Diyor ki kurutularak yapı malzemesi haline getirilmiş samanlı balçık. Kerpiç. İşte o kadar. 600 puan daha, 1900 kasa. Bravo Sercan Bey. Eyvallah. Bu da kolay soru. Buradan da bir 600 puan kazanırsınız bence. Görelim efendim. Diyor ki Bosna halkından veya bu halkın soyundan olan kimse. Hersek. Bosna. Harf alayım. Yapmayın yahu. Bosna. Boşnak. Boşnak. 500 puan daha. 2400. Bakın. Şu anda babam izliyorsa gerçekten küfür etmiştir. Yapmamıştır bence öyle bir şey. Ve yani hani durumun iyi olduğunu gösterecek net bir matematik işlemi de yapabilirim size istiyorsanız. Ali Murat Bey'le hani hesabını yapmıştık. 7 harfli cevapların ilkini verdikten sonra 3000 olacaksınız demiştik de seminer canımızı okumuştu ya. Şu anda siz 3000'i bulabilecek durumdasınız. Evet evet. Hatta 9200 puana bile çıkabilir bu kasa. İyi gidiyorsunuz, bakmayın. Buyurun bakalım. Nazar değdirmek için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Diyor ki birinin hakkına, mahremine, namusuna yönelik saldırı. Tek kelime Arapça. Tecavüz. İşte size 3100 puanlık bir kasa. Yarışmanın tam ortasındayken. Budur. Devamı da geliyor. Görelim efendim. Yeni sorumuz. Türlü açıklamalarım olacak. Korkutmasın soru sizi. Doğal şekilde oluşan, belirli kimyasal bileşiğe sahip olan homojen, inorganik, kristalize madde. Tam Ceren Hanım'lık soru. Kimyager kendisi. Onun sorusu tam benlik değil. Doğal şekilde oluşan. Bir harf alayım. Homojen, yani her noktası aynı özelliği gösteriyor. Kristalize maddelerin genel adı. Biz bunu daha çok işte bedenimize yararlı bir nokta noktalar. Bir harf alayım. Öyle biliriz. Kalsiyum lazım, demir lazım, magnezyum. Mineral. Mineraldir onlar. 500 puan değerinde 3600. 3600 puandayız. 8 harfli cevaplara da ulaşmış bulunuyoruz. Birleşik yazılıyor, ayrı yazıldığı da görülüyor. İki kelimeden oluşuyor. Lazım olan o. Şöyle sorulmuş. Bir tür idam platformu. Yapıştırın. Dar ağacı. İşte o kadar. 800 puan daha. 4400. 5200 olacak. Çok rahat edeceğiz bu soruyla birlikte. İnşallah. Hadi bakalım. Son 8 harfli cevap efendim. Tek bir kelime, kelime anlamı da şu. Olan biten hakkında bilgisi olan. Bir harf alayım. Yaşananlar hakkında bilgisi olan. Bir harf daha alayım. Olaylar hakkında bilgisi olan. Haberdar. Haberdardır. 600 puan kazandırır. 5000 oldu kasamız.
Şimdi bir durup nefes almanın vakti. 4 tane soru kaldı geriye. 5000 puandasınız. Aynen bu noktadayken Murat Bey'in, Ali Murat Bey'in de puanı buydu. Sonunuz benzemez. Tamam. 3800 puan daha kazanıp... Yok benzesin, ben ona razıyım yani. Olur mu canım? Niye daha yükseği varken niçin daha azıyla idare edesiniz? 3800 puan daha kazanıp 8800'e çıkabilir ve bugünün şampiyonu olabilirsiniz. Kötü bir şey mi bu? Asılalım o zaman. 9 harfliler gelsin onlar. Rahatı, neşesi yerinde. Bulunduğu durumdan zevk alır halde anlamında bir tabir. İki kelime. Bir harf alayım. Üçüncü tekil şahısa yönelik fark ettiyseniz. Onun. Keyif yerinde. Yalnızca bir harf alabilecek durumdayız. 3 tane daha soru var. Rahatın neşesi yerinde. Bulunduğu durumdan zevk alır halde. O. Onun. Keyif yerinde. Güzel. De bana 9 harflisi lazım. İşte bana da. Ne geldi? İlk aklımıza ne geldi? Keyif. Keyif güzel. Keyiften gideceğiz ama onun, işte. Onun keyif. Geriye ne kalıyor? Geriye 4 harf kalıyor. Keyfi. Keka. Ama onu nasıl bileyim ben ya? Ağanın üzerindeki şapka umutların da üstünü örttü ne yazık ki. Bir alkış verin de kendimize gelelim. Keyifler keka. En azından o şekilde yarıştınız. Ama sürekli ona razıyım, buna razıyım, şuna da razıyım, bu da güzel olur derseniz işte karşınıza da bu çıkar. Gelsin bakalım. Son 3 soru. Keyifle cevaplayalım. Kirini çıkarmak için çamaşırın iki yanını birbirine sürtmek. Çitilemek. Çitilemek 900 puan değerinde. 500. Kolaydı. Keyif keka. Biraz böyle hani kudretli bir soru olduğu için aşağısını böyle temizlerinden seçmiştim. Gelsin efendim. Diyor ki içine işlemek anlamında bir söz dizisi. İçine işlemek. Nüfuz etmek. Nüfuz etmek. 1000 puan da oradan. İçim yanıyor, içim. Gelsin bakalım efendim. Bilinen bir kelime. Türkçe karşılığı. Bunun kadar yaygın kullanılmasa da tahmin edersiniz. Grev sözünün Türkçe karşılığıdır. Harf alabiliriz. İş durdurma. Durdurma değildi o hani. Ya ister istemez duruyor da neden duruyor? Çünkü biz... İş bırakma. Bilmiyorum. Öyle mi? İş bırakma. Emin misiniz? Değilim. İş bırakma, iş bırakımı. 1000 puan mı? Canım sağ olsun. 7100 çünkü keyif kekada takıldığımız için efendim ciddi bir puan aldı götürdü. Ben onu zaten sabah kadar uğraşsak da bilemezdim yani çok sorun değil. Belki o ağanın üzerindeki şapkayı daha önceden görseydiniz. Yok şapkayla hiç alakası yok. Hayırlısı olsun. Göz doldurucu bir performanstı. Bence babanız da gururlanmıştır sizinle. Sercan Bey'e bir alkış daha alalım. Evet yok ibet. İbet. İbediyen seviyorum. Ay ibediyen, ibet dedim ben. Evet. İki kelime. Eski bir tabir. Kalıplaşmış ama. Tam tek bir. Nezle. Nezle. Nedir o? Nezle. Aynı zamanda duygusuz. Küçük. Tam bir kütük. Ne mi? Bilmiyorum. Harf alayım. 10 saniye kaldı. Yuh artık. Açılsın o zaman ne yapayım? Beynim durdu. Bilmiyorum siz söyleyin. Dirgen. Tekme yedim noktada ama. Bel değil o işte. Leğen kemiği diye isim geliyor ama. Leğen değil. Hep arkaya gidiyorsunuz. Kasık. Kasıktır o. Yani o yerin nokta nokta yapısını gösteriyor. Nasıl yani? Hani böyle harf almak var bu yarışmada. Harf aldıktan sonra durdurmak var. Cevabı düşünmek var. Gitmek istiyorum. Gitmek istiyor. Sürede biraz sıkıntı var. 18 saniye kadar sıkıntı var. Soru başına 18 saniye. Efendim? Soru başına 18 saniye. Kaç? 1 dakika 42. Ay öf neyse tamam. Şey yapalım yarışmaya dönelim mi? Harf alayım artık. Alalım artık. Bir harf daha. Verin bir tane daha. Bir tane daha.
kağıt gülü, kağıt gamı, kağıt, kağıt gözü. Dolunay deyince hangi canavar geliyor aklınıza? Vampirler mi? Vampir değil. Niye? Gümüş kurşunla öldürülebilir bu yalnızca. Kovalayan kaçanlardan birine dokunduğunda o ebe olur. Ebem sende... Nedir efendim? Patent. Patenttir. 600 puan değerindedir. 10 saniyede. Ne gibi bir şey? Fihrist gibi. Ne güzelmiş. Basmadım. Fihrist. Gibisi fazlaymış. Pehlivanların böyle ellerini birbirine vurarak... Hiç bilmiyorum ki. Yağlı güreş ilgi alanını tahmin ediyorum da. Ha şey adam. Ne şey adam? Adam bu. Ne adam? 5 harfli olsa kıllı adam derdim. Grubun içerisindeki en hızlı yarışmacısısınız. Elim sende, elim sende. O oyunun ismi Ebem sende olsaydı oynatmazlar. Tabii. Dolunay'ı görünce böyle bir şeye dönüşüyor. Neye dönüşüyor? Kurt adam. Kurt adam. Erzurum ve çevresine özgü bir... Kıtlama. Yahu zıpır, düz, mecazi hiç fark etmiyor. Ay akor. Akor. Ay alan. Alan. Ay bilemedim. Daha kırsalı. Ha. Evden çıkmadan lazanya yaptım mesela. Evden çıkmadan evden çıkarak mı yapılıyor lazanya normalde? Hayır, o araya sıkıştırdım onu hemen. Harf. Harf dediler. Bir tane daha dediler. Bir tane daha dediler. Harf alayım. Durdurdular. Normalde bunu kabul etmemem lazım. Ettiğin zaman. Ay köçek mi? Köçek, köçek. Ay. Ha, pişt pişt. Pişt denir yani. Enişte bana pişt demiş. Kruvasan. Bilmiyorum. Kruvasan. Kruvasan mı onun adı? Kruhasan. Hışt. Hışt mı o? Hişt. Hişt. Hani böyle sahneyi ısıtıyor, ısıtıyor. Hiç kopya da vermiyorsunuz. İniş çıkış. İniş çıkış değil. Aa. Bu ne biçim bir tavır? Harf alayım. Harf dediler. Harf alayım. 2-1. Ay. Alkışı bol verelim. Ruhunu teslim edecek. Yahu kazandınız artık, tamam. Bundan sonrası %70 değil, %90 şans neredeyse. Ya benim için öyle. Ben pek başarılı değilim bunda. Siz becerebiliyor musunuz ekran başında? Pek değil. Anneannenizle birlikte yarışırken falan son kısmında hallettiğiniz oluyor mu? Yok. Zor. Ya bu benim zor için zor. Evet. Kimisi daha yetenekli oluyor efendim. Artık hangi beynin hangi bölümü daha çok çalışıyor bilmiyorum ama dün mesela gastronomi sorusu. Ben... Amiyane tabirle mel mel bakarken yarışmacımız birkaç saniye içerisinde cevabı yapıştırıverdi. Son zaten birkaç haftadır çok ciddi başarı sağlıyoruz şu son sorularda. İnşallah sizinle de o zinciri kırmayacağız. Bakalım. Hadi hayırlısı. Her zamanki gibidir. 10 harfli bir cevap. Tek kelime mi, birleşik kelime mi, Türkçe kökenli mi, Batı kökenli mi, Doğu kökenli mi bilmiyoruz. Harfleri karışık olarak karşımıza geliyor. 30 saniye içerisinde efendim cevabı bulmaya çalışıyorsunuz. Bulamadınız mı? İkiye bölecekler kazanacağınız ödülü. 8500 puan kazanmıştınız. 8500 lira demek o. İkincisinde 4250 liraya düşer. Bir 30 saniye daha tanırlar. Hazır mıyız? Hazırım. Herhangi bir soru işareti var mı kafada? Yok. Yok. O zaman şu 10 harfli keşmekeşi bir görelim. Hop açıldı. Öler, E'ler, İ'ler. Niyet. E'den iki tane. Bir şey yet gibi. Ek olabilir. Bilmiyorum fark ettiniz mi onu? Hani yayından önce konuştuğumuz gibi bir ek olabilir. İki tane hatta. Olabilir son yedi. Var mı şey? Yok. Arka tarafta. Seyircilerimizden. Hiç kimse de yok. Ya. Sonu M ile bitebilir. Sonu Li ile bitebilir. Ama üst tarafına ben de ne yazık ki haiz olamadım. Açıklamasıyla belki bir şeyler buluruz. Hazır mısınız? Hazırım. 1.30 saniye daha. 8500 uçtu gitti. 4250 var elimizde. İnşallah bir işinizi görür. Umarım da cevabı buluruz. Gelsin bakalım efendim. Neymiş açıklaması? İdari sözünün Türkçe kökenli eş anlamlısı o ekler değil. Başka bir ek var sonunda. Tamam. M, E, L, I diye bitmiyor. İdari sözünün Türkçe kökenli. Yönetmeseli mi? Ne? Yönetmeseli. Yönetmeseli mi? Ha gayret. Tek kelime. Yönetme. İdare etmekle ilgili. Evet. Kökü yönetme. Bul... Yönetmeseli. Lise yönetimi. Hayır. Lise yönetimi. Lise yönetimi değil o. Tek kelime. Ya. Yönetmek tamam. Y'si, Ö'sü çıktı. İdari, idare, idari, yönetim, yönetimsel. Açalım öyle miymiş? Ah yazık oldu Canan Hanım. Ama çok hoş, çok zarif bir hanımefendi. Halen yüzü gülüyor. Hadi o güleceğe bir atış.
Tebrik ederim. Fatma. Ne olur Fatma. Canınız sağ olsun. Canınız sağ olsun. İsterdim ki çok güzel yarıştınız. Hakikaten bileğinizin hakkıyla kazandığınız karşılığını da alın gidin. Çok isterdim ama kusura bakmayın. Ama akılda kalıcı bir yarışmacı oldunuz. Ondan da emin olun. Ne olursunuz. Galiba böyle bir yurt dışı gezisi hayalim mi vardı? Evet vardı. Siz yaparsınız onu. Artık bize buzdolabı magneti getirmenize de ihtiyaç kalmadı böylelikle. Bütün yarışmacılarıma çok teşekkür ediyorum. Selim Bey, Ali Murat Bey, Sercan Bey çok çok teşekkür ederim. Göz doldurucuydu efendim. Siz orada otururken ben de bölümü kapatayım. Yarın bu haftanın son gün şampiyonunu belirleyeceğimiz gündür. Katılmak istiyorsanız, soru göndermek istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kendinize iyi bakınız. Bizi de öksüz bırakmayınız. Hoşçakalınız. Başlayalım mı? Medeniyet, muasır medeniyetler. İşte o. 5000 yıl önce icat etmişiz ve formu hiç değişmemiş. Formu. Ta ilkokulda öğrettiler bunu bize. Kare. Bismillah. Ölçü. 5000 yıl önce neyi icat etmiş olabiliriz? 5000 yıl önce... 5000 yıl önce... Ay beynim durdu. Uzun ve cüsseli anlamında bir söz dizisi. Deve gibi mi? Toparlak. Öyle bir icat yok. Toparlığa icat ettim. İyi halt ettim. Modripolog, sodropolog, modripolog, madripolog, modri, madri. Yok. Modri, madrapolog. Antropolog. Antropolog. Astrolog. Astrolog. Dur, harf alamıyorum. Formu da değişmemiş. Evet, biçimi de değişmemiş bugüne kadar. Tekerlek ya. Tekerlek.